Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlere Türk sinemasının altın çağı olarak bilinen Yeşilçam'ın efsanevi erkek oyuncularının hayat hikayelerini anlatacağız. Bu oyuncular sadece beyaz perdede değil, gerçek hayatta da büyük zorluklarla mücadele etmiş, yoksulluk ve imkansızlıklar içinde büyümüş, ancak azimleri ve yetenekleri sayesinde Türk sinemasının unutulmaz isimleri haline gelmişlerdir. Yeşilçam 1950'lerden 1980'lere kadar Türk sinemasının en parlak dönemini ifade eder. Bu dönemde çekilen filmler sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de büyük ilgi görmüş ve beğeni toplamıştır. Yeşilçam'ın bu başarısında kuşkusuz ki dönemin yetenekli oyuncularının büyük payı vardır. Bugün sizlere bu dönemin en önemli erkek oyuncularından 7'sinin hayat hikayelerini detaylı bir şekilde anlatacağız. Kemal Sunal, Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Tarık Akan, Sadri Alışık, Ediz Hun ve Yılmaz Güney. Bu isimler sadece oyunculuklarıyla değil, aynı zamanda hayat mücadeleleriyle de bizlere ilham vermektedir. Her biri fakirlik ve zorluklarla dolu bir çocukluk geçirmiş, ancak pes etmeyerek hayallerinin peşinden gitmiş ve sonunda büyük başarılara imza atmışlardır. Gelin, şimdi bu efsanevi oyuncuların hayatlarına daha yakından bakalım. Kemal Sunal, 11 Kasım 1944'te İstanbul'un Küçük Pazar semtinde doğdu. Babası Mustafa Sunal, annesi Sayme Sunal'dır. Ailesi, Kemal Sunal'ın çocukluğunda maddi zorluklar yaşadı. İlkokulu Mimar Sinan İlkokulu'nda, liseyi ise Vefa Lisesi'nde okudu. Lise yıllarında tiyatroya ilgi duymaya başladı ve okul tiyatrosunda yer aldı. Üniversite eğitimine Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde devam etti. Ancak ailesine maddi destek sağlamak için çeşitli işlerde çalışmak zorunda kaldı. Tiyatroya olan ilgisi onu Devekuşu Kabare Tiyatrosu'na yönlendirdi. Burada gösterdiği performanslar sayesinde dikkat çekti ve sinemaya adım attı. Kemal Sunal, 1972 yılında Tatlı Dillim filmiyle sinemaya giriş yaptı. Ancak asıl çıkışını Hababam Sınıfı serisiyle yaptı. İnek Şaban karakteriyle halkın sevgilisi haline geldi. Kariyeri boyunca 82 filmde rol aldı ve Türk sinemasının en sevilen komedi oyuncularından biri oldu. 3 Temmuz 2000'de Trabzon'a gitmek üzere bindiği uçakta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Kemal Sunal'ın hayatı boyunca yaşadığı zorluklar ve elde ettiği başarılar onun ne kadar azimli ve yetenekli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Cüneyt Arkın, gerçek adıyla Fahrettin Cürekli Batur, 8 Eylül 1937'de Eskişehir'in Karaçay köyünde doğdu. Babası Hacı Yakup Cürekli Batur, annesi Halise Cürekli Batur'dur. İlkokulu Eskişehir'de, liseyi ise İstanbul'da bitirdi. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesinden mezun oldu ve bir süre doktor olarak çalıştı. Ancak sinemaya olan ilgisi onu Yeşilçam'a yönlendirdi. 1963 yılında Gurbet Kuşları filmiyle sinemaya adım attı. İlk başlarda maddi sıkıntılar çekti ve oyunculuk kariyerine başlamadan önce çeşitli işlerde çalıştı. Malkoçoğlu ve Battal Gazi gibi karakterlerle tanındı ve Türk sinemasının en önemli aksiyon yıldızlarından biri haline geldi. Kariyeri boyunca 330'dan fazla filmde rol aldı. Cüneyt Arkın, sinema kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldı ve Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Kadir İnanır, 15 Nisan 1949'da Ordu'nun Fatsa ilçesinde doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdü ve genç yaşta çalışmak zorunda kaldı. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okurken sinemaya adım attı. İlk başlarda maddi zorluklar yaşadı ve ailesini geçindirmek için çeşitli işlerde çalıştı. Kariyerine 1967 yılında 7 Adım Sonra filmiyle başladı. Ancak asıl çıkışını 1970'lerde Selvi Boylum Al Yazmalım filmiyle yaptı. Bu filmdeki performansı ile büyük beğeni topladı
ve Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri haline geldi. Kariyeri boyunca 182 filmde rol aldı ve birçok ödül kazandı. Kadir İnanır, sinema kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldı ve Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Tarık Akan, gerçek adıyla Tarık Tahsin Üregül, 13 Aralık 1949'da İstanbul'da doğdu. Babası subay olduğu için çocukluğu farklı şehirlerde geçti. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde makine mühendisliği okurken sinemaya adım attı. İlk başlarda maddi sıkıntılar çekti ve ailesini geçindirmek için çeşitli işlerde çalıştı. 1970 yılında Ses Dergisi'nin düzenlediği yarışmada birinci olarak sinemaya adım attı. İlk filmi Solan Bir Yaprak Gibi ile dikkat çekti. Ancak asıl çıkışını Hababam Sınıfı serisiyle yaptı. Bu serideki Damat Ferit karakteriyle büyük beğeni topladı. Kariyeri boyunca 111 filmde rol aldı ve birçok ödül kazandı. 16 Eylül 2016'da akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Tarık Akan, sinema kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldı ve Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Sadri Alışık, 5 Nisan 1925'te İstanbul'da doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdü ve genç yaşta çalışmak zorunda kaldı. Tiyatro sahnesinde başladığı kariyerine sinemada devam etti. Turist Ömer karakteriyle tanındı ve halkın sevgilisi oldu. Ancak kariyerinin başında maddi zorluklar yaşadı ve ailesini geçindirmek için çeşitli işlerde çalıştı. 1945 yılında Günahsızlar filmiyle sinemaya adım attı. Kariyeri boyunca 200'den fazla filmde rol aldı ve Türk sinemasının en sevilen komedi oyuncularından biri oldu. 18 Mart 1995'te karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sadri Alışık, sinema kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldı ve Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Ediz Hun, 22 Kasım 1940'ta İstanbul'da doğdu. Norveç'te biyoloji eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye döndü ve sinemaya adım attı. İlk başlarda maddi sıkıntılar çekti ve ailesini geçindirmek için çeşitli işlerde çalıştı. 1963 yılında Genç Kızlar filmiyle sinemaya adım attı ve kısa sürede büyük bir üne kavuştu. Kariyeri boyunca 130'dan fazla filmde rol aldı ve Türk sinemasının en önemli jönlerinden biri haline geldi. Ayrıca 1991 ile 1995 yılları arasında milletvekilliği yaptı ve siyasette de aktif rol aldı. Ediz Hun, sinema kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldı ve Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Yılmaz Güney, gerçek adıyla Yılmaz Pütün, 1 Nisan 1937'de Adana'nın Yenice köyünde doğdu. Fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdü ve genç yaşta çalışmak zorunda kaldı. İstanbul Üniversitesi'nde hukuk okurken sinemaya adım attı. İlk başlarda maddi zorluklar yaşadı ve ailesini geçindirmek için çeşitli işlerde çalıştı. 1961 yılında Bu Vatanın Çocukları filmiyle sinemaya adım attı. Ancak asıl çıkışını 1970'lerde Umut filmiyle yaptı. Bu filmdeki performansı ile büyük beğeni topladı ve Türk sinemasının en önemli yönetmen ve oyuncularından biri haline geldi. Kariyeri boyunca 111 filmde rol aldı ve birçok ödül kazandı. 9 Eylül 1984'te mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Yılmaz Güney, sinema kariyerinin yanı sıra sosyal sorumluluk projelerinde de aktif rol aldı ve Türk sinemasına büyük katkılarda bulundu. Sevgili izleyiciler, Yeşilçam'ın efsanevi erkek oyuncularının hayat hikayelerini sizlerle paylaştık. Bu oyuncuların her biri zorluklarla dolu bir yaşamdan gelerek azimleri ve yetenekleri sayesinde Türk sinemasının unutulmaz isimleri haline gelmişlerdir. Onların hayat hikayeleri bizlere her zaman umut ve ilham vermektedir. Kemal Sunal'ın güldüren yüzü, Cüneyt Arkın'ın kahramanlık dolu sahneleri, Kadir İnanır'ın romantik rolleri, Tarık Akan'ın gençlik filmleri, Sadri Alışık'ın komik karakterleri, Ediz Hun'un jön rolleri ve Yılmaz Güney'in toplumsal mesajlar içeren filmleri, her biri Türk sinemasının altın çağında iz bırakan isimlerdir. Onların filmleri yıllar geçse de hala izlenmekte ve sevilmektedir. Bu videoda bu efsanevi oyuncuların hayatlarına dair bilinmeyen detayları ve yaşadıkları zorlukları sizlerle paylaştık.
Umarız ki onların hayat hikayeleri sizlere de ilham verir ve hayallerinizin peşinden gitmeniz için cesaretlendirir. Yeşilçam'ın bu unutulmaz isimlerini anarken onların bizlere bıraktığı mirası da yaşatmaya devam edeceğiz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.